Tekrar merhabalar, hoş geldiniz değerli örgücüler, kıymetli takipçiler. Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Hemen böyle elimde örgüyle sizi karşıladım. Bugün bayramın ikinci günü. Bundan sonra değişik değişik el işlerine devam. Varsa eğer aklınızda herhangi bir model, yapmak isteyip de yapamadığınız model varsa Instagram sayfam sema04'ten bana ulaşabilirsiniz. Videonun altına da yorum yazabilirsiniz. Facebook sayfam Sema Tazar'dan da ulaşıp şu modeli istiyoruz. Anlatabilir misin derseniz elimden geldiği kadar anlatırım. Yine iki renkli bir model çalışacağız. İpim BİM'den almıştım. Güzel yeşil bir ip. Onun yanında onun ölçüsünde kalınlığı şöyle Nako Edit Baby var. Bu ikisiyle. Artık biraz ezber bozalım. Hep böyle beyaz üzerine iki model oluyor. Ben de yeşilin üzerine anlatacağım. Modelim 2 artı 2 ilmekten oluşan artı kenar ilmek ilmeği kullandık. Modelimiz birkaç sıra lastik yaptım. Burası modelin şu yan yan duran İplikler, burası ön yüzü, diğer şöyle diş diş duran arka yüz. Model arka yüzden kurulacak. Tamam mı? Hemen şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimize geçelim. İkisinin birbirine uyumlu olduğunu düşünerek şöyle bir hardal rengi iple modelimi kuracağım inşallah. İpim de dolaşmış. Evet, bulduk ucunu. Bismillah deyip başlayalım. Hemen kenar ilmekle başlıyorum. Bu ipi de böyle yaparken şuna düğümlerseniz daha rahat çalışırsınız. Yeşil ipe bunu sabitleyelim şöyle. İlk önce bir. Evet. Sabitledim ve 3 numara şişimle kolay iki renkli bir model çalışacağız. 2 tane ördüm. İp kendime doğru aldım. 2 tane örmeden aldım. Tekrar 2 tane ters ördüm. 2 tane örmeden aldım. İp benden tarafa. 2 tane ör. İp benden tarafa ikisini örmeden al. Bebek yeleği, bebek süveteri, anne yeleği, çeyizlik örgülerde kullanabileceğiniz harika, şahane bir model. İki tane ters ördüm. İkisini örmeden aldım. İkisini ters ördüm. İkisini ters ördüm, ikisini örmeden aldım. Kenarda bir ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelin birinci sırası arka yüzü bitti. Şimdi ön yüze geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane örmediğim ilmekleri de yine örmeden alıyorum. İp benden tarafa bir, iki tane ters örgü ördüm. İkisini örmeden aldım. Bir, iki tane ters ördüm. İkisini örmeden aldım. İki tane ters ör. İkisini örmeden al. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım değerli örgücüler. Ön yüzden görüntüsü. Şimdi hardal rengini bırakıyorum. Yeşilimi alıyorum. Modelin üçüncü sırası arka yüzündeyiz. Bütün ilmekleri ters örgü olarak ör. Bütün sıra sonuna kadar ilmekleri ters olarak ör.
ön patını yapıp ön patından sonra ilmeklerinizi ikişer ikişer ayarlayıp kalan fazla ilmeğiniz olursa kenar dikişine bırakın. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. Ve sıramı tamamladım. Kenardaki ilmek. Ön yüzüne geçtik. Ön yüzünde de modelimiz devam edecek. Kenar ilmeğini aldım. Bir tane düz ördüm. Şimdi burada iki tane görmüş olduğunuz hardal rengimiz var. Bir de buradan düz aldık. İkisine yer değiştirdik. Sağdakini arka yüzden sol tarafa, soldakini sağ tarafa düz örgü olarak ördük. Şimdi bu ikisini. Sağdakini ön yüzden sol tarafa, soldakini arka yüzden modelimizin arkasından sağ tarafa alarak düz örgü olarak ördük. Yine bu şekilde devam ediyor bu yüz. Modelimizin de zaten son sırası. Yer değiştirdik. Düz ördük. İkisini de diğer hardalın üzerindeki yeşille boşta ördüğümüz yeşil ikisine yer değiştirerek düz örgü olarak ördük. Bir kez daha gösteriyorum. İkisine yer değiştirdik. Yine aynı şekilde arkadan alıp öne geçirip düz olarak ördük. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Kenarda olan bir ilmekle de bu ikisini yer değiştirelim. Diğer ilmeği boş olarak ör. Düz ördüm. Düz ördüm. Ve sıramı bitirdim. Şimdi arka yüzden yine aynı şekilde modeli kuracağız. Fakat modeli bu aralara kaydıracağız modelimizi. Şimdi çevirelim modelimizi. İlk başlangıçta iki tane hardal örmüştük. Şimdi iki tane yeşilimizi örmeden alıyoruz. İki yeşilimi örmeden aldım. Ve iki tane rengimi ördüm. İp benden tarafa ikisini örmeden al. İkisini ör. İkisini örmeden al. İkisini ör. Çok gergin yapmayın. Örgünüz toplanır. Şu ara serbest olsun şu ipler. İkisini boş al. İkisini ör. Semaat 04 semaatte birçok iki renkli modelimiz var. Oradan da bakıp seçip yapabilirsiniz değerli örgücüler. İkisini örmeden al. İkisini ör. İpini gergin yapma, toparlar. Yani örgün toplanır, çirkin olur. Ve kenar ilmek. Bakın şöyle biraz serbest dursun gibi. Bu şekilde. Ön yüze geçiyoruz. İkinci modelin ikinci sırası. İpi kendime doğru aldım. Ters örgü olarak örüyorum.
Örmeden aldıklarımı yine örmeden aldım. İp kendime doğru yine ters ördü olarak örüyorum. Yine örmeden aldım. İpi öne aldım. Ters ördü olarak örüyorum. Devam et. Tekrar arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde rengimizi bırakıp ana rengimizi alıp bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örüyoruz. Üçüncü modelin zeminine bir sıra daha var. Şimdi önden de ilmekleri değiştirerek bu modelimizi de tamamlayalım. Bütün ilmekler ters örgü olarak ör. Evet, şimdi ne yapacağız? Bakın, bir alt sıradaki modelin aynısını yapacağız. Bu ikisini örelim düz bir şekilde. Şu ilmekle iki tane yan yana olan yeşile yer değiştirip düz örgü olarak devam et. Diğer hardalın üzerindeki yeşille buradaki ilmeği yer değiştirip düz örgü olarak ör. Modelimiz anlaşılmıştır arkadaşlar. Şimdi ben bu sırayı da tamamlıyorum. Son bir ilmeğim. Onu da düz olarak ördüm. Diğer modeli şu iki yeşilin üzerine. Yani kaydırarak yapıyoruz. Modelimiz anlaşıldığını düşünerek veda vakti geldi. Hira'nın örgüleri kanalında da birçok modelimiz var. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bir de şöyle pembeyle yaptım. Hangi rengi istiyorsanız o renkle çalışmanızı yapabilirsiniz. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek ümidiyle değerli arkadaşlar.